Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Oyun ve sinema haberi paylaştığımız video serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Battlefield 2042. Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı Battlefield serisi bildiğiniz gibi oyun dünyasının en büyük oyun serilerinden birisi. Geçtiğimiz aylarda da bu serinin yeni oyunu olan Battlefield 2042 çıkışını yaptı. Oyun duyurulmasından bu yana bir hayli tepki çekmişti. Bu tepki çekmesinin başta sebebi de oyunun bir hikaye modu olmamasıydı. Oyunun çıkışının ardından da ne yazık ki hem içerik anlamında hem de performans anlamında kötü bir çıkış yaptığı için oyuncular tarafından eleştirildi. Oyun yaklaşık 3 ay önce çıktı ancak diğer Battlefield oyunlarına göre çok hızlı bir şekilde popülerliğini kaybetti diyebiliriz. Electronic Arts da bu durumun farkında ve son çıkan söylentilere göre bu duruma bir önlem amacıyla yeni fikirler üzerinde çalışıyor. Bu fikirlerden en dikkat çekeni de oyunun free to play yani oynaması ücretsiz olma durumu. Bildiğiniz gibi Battlefield 2042 çıkmadan önce oyun sektörünün tanınan gazetecilerinden Tom Henderson oyunla ilgili birçok söylenti paylaştı ve bunların neredeyse tamamı doğru çıktı. Tom Henderson'ın şimdi söylediğine göre Electronic Arts Battlefield 2042'nin Oyuncu sayısının düşüklüğünden dolayı üzgün ve bunu düzeltmek için çaba harcıyor. Şu anda düşündükleri fikirlerden biri de aslında en çok konuşulan fikirlerden biri de dediğimiz gibi oyunun ücretsiz olması. Aslında oyunda bir single player içerik olmadığını düşünürsek ve genel olarak kazancını oyun içi satışlardan elde ettiğini düşünürsek Battlefield 2042'nin Free to play olması gayet mantıklı bir durum. Oyunun oyuncu sayısını da bir aile artıracaktır. Ancak böylesine büyük bir oyunun çok kısa bir süre içerisinde free to play olması Neredeyse imkansız diyebiliriz. Ayrıca oyun free to play olursa bunun elektronik arsa dönüşünün nasıl olacağı da bilinmiyor. Bu yüzden eğer elektronik arsa gerçekten de oyunu ücretsiz yapmayı düşünüyorsa oyunu free to play yapmadan önce kendi abonelik servisleri EA Play'e oyunu getirmeyi düşünüyordur. Şu anda EA Play, Xbox, PC ve PlayStation platformlarında erişime açık durumda. Ancak bildiğiniz gibi EA Play Xbox Game Pass'e de bağlı bir sistem. Bu yüzden Xbox Game Pass'i olanlar EA Play oyunlarını da ücretsiz bir şekilde oynayabiliyor. Bu yüzden Electronic Arts'ın bu yönde alacağı bir karar Xbox tarafını daha da güçlendirecek. Bildiğiniz gibi zaten geçtiğimiz günlerde Call of Duty'nin yayıncısı olan Activision Blizzard'ı da satın aldılar. Xbox Game Pass kütüphanesi de bu şekilde daha da güçlenecektir. Dediğimiz gibi şu an için bu durum yalnızca bir söylenti. Söylenti büyük ihtimalle doğru ancak Electronic Arts gerçekten de oyunu free to play yapma fikrini ciddi bir şekilde düşünüyor mu veya bu kararı hayata geçirecek mi bilmiyoruz. Peki siz Battlefield 2042'yi beğenmiş miydiniz? Oyun EA Play'e gelirse veya Free to Play olursa oynamayı düşünür müsünüz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.